Değerli izleyenler birkaç gündür haberlerini aktarıyoruz size. Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi Türkba Kazakistan'ın Türkistan şehrinde toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da oradaydı. Biz Kazakistan'a uzanacağız ve bu ziyaretin bu toplantının gündemini alacağız. Ben biraz bilgi vermek istiyorum size. Canar hazır canardan alalım tüm bilgileri. Evet, Serpil Dizdarlar, Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Kazakistan'a resmi ziyareti sona erdi. Dün Türkban'ın 10. Genel Kurul toplantısı sonrası Başkan Hoca Ahmet İsevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi'ni ziyaret etti. Meclis Başkanı öğrenciler öğretim üyesi ve uh, üniversite yönetimi tarafından karşılandı. Üniversitenin mütevelli heyet başkanı Profesör Doktor Muhiddin Şimşek üniversitenin faaliyetleri ve yüz yüze başlayan bu yılki uh, eğitim uh, yılı hakkında bilgi verdi. Şentof Üniversitesi'nin kuruluğundan bu yana 30 yıl içerisinde uluslararası düzeydeki üniversiteye döndüğünü ve Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin sembolü haline geldiğini belirtti. Şentof öğrencileri ile bir araya geldiğini memnun duyduğunu belirterek onlara hitap etti ve kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbali kadar sizlerin istikbalini, büyük Türk yurdunun istikbalini Kazakistan ve Türkiye arasında kuracağımız çeşitli alanlardaki bağları çok önemsiyoruz. Açıklamak bulundu ve üniversite sonrası e, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile e, üniversitede ağaç dikme törenine katıldı. Ağaç dikme töreni sonrası Alatav Medya Merkezi'ni ziyaret ederek Yerel Türkistan TV Televizyon kanalının faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca Farab Kütüphanesi'nde Uluslararası Kazak e, Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen Yunus Emre şiirlerinin Kazakça çevrilen kitabının tanıtımına katıldı ve kürdele kesti. Uluslararası Türk Akademisi'nin yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkürlerine sunarak başarılar diledi diyelim. Akademi Yunus Emre'den seçme şiirler Kazakça ve Türkçe kitabının tanıtımını yaptı. Ayrıca Türk Akademisi'nin Yunus Emre ve Türkçe yıl kapsamında hazırladığı özgün yönde tanılmış kitap okurlara sunuldu. Ayrıca Nizami Gencevi'nin doğumunun 8, 880 yıl dönümüne itibaren bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gapara Başkanlığı'ndaki heyette katıldı değilim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Genel Salı Bayan Nur Sultan'dan aktardığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.